Evet, şimdi bir kez daha dün final maçıyla sonlanan Dünya Kupası'nı konuşalım istiyoruz. Görüyorsunuz hem spor servisinden hem de dış haberlerden sorumlu arkadaşlarımız burada. Fatih Demirkol ve Süheyla Demir. Çünkü bu Dünya Kupası, evet, Fatih'le futbol tarafını konuşacağız, enlerini konuşacağız. Ama Süheyla ile birlikte de Katar'da düzenlenmesi, en başından itibaren çeşitli eleştirileri de beraberinde getirmişti. Katar ne kadar bu işin üstesinden kalkabildi? Genel olarak nasıl yorumlar yapıyor, onları bize aktaracak, ama önce bir Fatih'le konuşalım. Fatih, şimdi hanımların önceliği yok mudur ya? Yok, ama burada öncelik futbol olsun. Tamam, hadi işin diğer kısmına daha sonra bakalım. Süheyla ile birlikte 1986 mı? Evet, en son 86, 78 çok ve 86. Uzun bir ara ve üstelik bir de Messi faktörüyle de bence biraz daha, çünkü evet, bir Dünya Kupası yok diye çok konuşulmuştu. En büyük Arjantin. Doğru. Bu hikaye daha çok Messi üstünden okundu doğal, evet, olarak. Evet. Az önce senin de söylediğin gibi Messi'nin koleksiyonunda kazanmadığı hiçbir şey kalmamıştı. Bir tek Dünya Kupası'ydı. Bir eksik vardı ama büyük eksikti. Onun dünyanın en iyi futbolcusu olup olmadığı tartışması hep Dünya Kupası üstünden okundu. Hı hı. Ama sonunda Dünya Kupası'nı da aldı. Bu onun kendi ifadesiyle de belki de son Dünya Kupası. Hı hı. Hani çok ekstra şeyler işin içine girerse bir Dünya Kupası'nda daha görürüz, ama sonuç olarak Messi bu turnuvayı 7 gol 3 asistle tamamladı. En çok gol atan Arjantinli futbolcu oldu. En çok Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncu oldu. Dünya Kupası'nda en çok süre alan oyuncu oldu. Bu rekorların tamamını kırdı. Hmm. Ve Dünya Kupası'nı da alıp Arjantin'e hediye etti. Böylelikle futbol kariyerini, aslında hedeflerinin nerelerde olduğunu düşünürsek, tamamlamış oldu. Hmm. Önemli ölçüde şöyle bir baktığımda genel olarak dünyadaki tepkilere galiba Arjantin daha çok tutuluyordu. Ne dersin? Doğru, doğru mu? Doğru, çünkü Arjantin genel olarak, belki Süheyla Demir bu, hı, konuyu daha net bizimle paylaşabilir başka bir platformda. Sevilen, sempatik takımlardan biri. Hep öyleydi. Çünkü kimseyle savaşı yok. Hani Avrupa, hı hı, ülkeleri anlamında söylüyorum. Kimseyle bir alıp veremediği yok. Çok sempatik, sürekli tango yapan, dans eden ve futbol oynayan insanlar. Brezilya'da aynı şekilde. Mesela diğer Güney Amerika ülkeleri o kadar sempatik değiller, ama bu ikisi çok öne çıkıyor. Özellikle Maradona efekti Arjantin'i çok daha sempatik hale getirmişti. Sonrasındaki o hem oyunları hem de dünyaya verdikleri mesaj Messi ile devam etti. Messi'nin varlığı Arjantin'i çok daha sevilir hale getirdi. Diğer yayınlarda da sıkça bahsetmiştik. Messi sadece futbol oynamadı. Çok güzel mesajlar verdi, çok derin mesajlar verdi ve tarzıyla, duruşuyla, yaptıklarıyla, o egosuz haliyle, bütün bu başarılarına rağmen mütevazı kişiliğiyle hep örnekti. Dolayısıyla o örnek kazansın istedi herkes. Ve o Dünya Kupası'yla veda araya etsin girip dediler. Bir Leonardo DiCaprio'nun Oscar aldığındaki bütün dünyanın rahatlaması gibi bir şey oldu. Sanki ilahi adalet yerini, evet, doğru buldu. Söylüyorsun. Futbol, evet, tanrısı borcunu ödedi manşetleri de böyle yorumlanabilir doğru, o anlamda, doğru, değil mi? Ama evet, her ne kadar işte ve çoğunluk Arjantin'i tutuyordu, Messi'nin o kupayı kaldırması isteniyordu, ama ben dün akşamdan sonra özellikle yorumlara baktığımda herkes Mbappé'nin de hakkını veriyor. Doğru. Mbappé şimdi bir sonraki çağın en önemli zirvedeki ismi büyük ihtimal Mbappé olacak. Hı hı. Bambaşka bir hikaye geliyor. Şimdi biz aşağıda yayın öncesinde konuşurken onu da söylediler. Bir el verme gibi oldu aslında. Cristiano Ronaldo sahneden çekiliyor ve, hı hı, kendisinin en büyük hayranlarından biri olan Mbappé'ye el verdi. Mbappé o mücadeleye devam etti. Messi ile biz Ronaldo'yu beklerken Messi ile Mbappé mücadelesini izledik. Günün sonunda final sahnesinde, hı hı, inanılmaz bir final oldu. Hı hı. Peki genel olarak böyle futbol açısından yine çok kısa bir şey alayım senden Fatih. Böyle bir enlerine baktığımızda mesela en büyük hayal kırıklığı ne oldu? İspanya'nın, sahada Brezilya'nın elenmesi çok büyük hayal kırıklığı. Doğru. Çünkü herkes çok finalde Brezilya'yı göreceğini söylüyordu mesela. Hatta İngiltere'yi de koymak lazım. Yani tarihin belki de tüm alanlarındaki oyuncu kalitesine baktığımızda, yanlış olmasın, hani, hı hı, daha önce Beckham'lar gördü bu takım denebilir, ama bütün mevkilerdeki oyuncu kalitesine baktığımızda belki de en iyi İngiltere milli takımıydı. Onlar çok erken elendiler. Sonra Fransa'ya elendiler zaten çeyrek finalde. Sonra 7 gollü galibiyetle gelip işte 1000 küsür pasla bir maç bitiren İspanya bir anda Fas'a elendi son 16 turunda. Dolayısıyla Portekiz elendi, Cristiano Ronaldo finale kesin çıkar diye bakıyorduk. Onlar gittiler. Almanya gruptan çıkamadı. Belçika gruptan çıkamadı.
Bu tarz böyle sürprizleri vardı. Evet. Ama bunun da dışında penaltılardan bahsetmek lazım. Futbolun en böyle sihirli alanlarından biridir penaltı. Penaltılar çok kaçtı. 53 penaltıdan 19'u kaçtı. Vay. Dolayısıyla oran olarak da penaltı kaçırma Martinez'in konusunda... Martinez'in katkısı da büyük galiba. Çok. Onun katkısı gerçekten. Galiba 4 tane mi 5 tane mi ne kurtardı? Son maçta zaten final maçında 2 tane zaten kaçırdı. Fransa bir tanesini kurtardı. Zaten şöyle de bir şey var. Martinez'in oradaki efekti şu oldu. Bir, son dakikalarda bir karşı karşıya kurtardı. Hı hı. Bütün o psikolojiyi değiştirdi. Arjantin'e verdi. Böyle kırılma anları vardır. Futbolcu şunu der. Bunu kurtaramazsınız. Galiba bu maçı alamayacağız. Hı. Bunu dedirtti. İkincisi ilk penaltıyı kurtardı ve bir kez daha siz bu maçı alamayacaksınız dedi. Sonrası geldi zaten. İşte 7 maç oynamış. Evet. 7 Martinez. Kurtarışı var. Evet. Ceza hayati kurtarışlar. Kurtarışı 3. Evet. Evet. Gol yemediği maç 3. Yani hakikaten damga vuran kalecilerden biri oldu. Şimdi bu noktada ben bir Süheyla'ya döneyim. Çünkü biz bu hani işte ilk Katar seçildiği andan itibaren aslında bambaşka tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir hatırlatmaları yap istersen Süheyla ve o başlıklar üzerinden baktığımızda mesela dünya basını bu organizasyon için Katar'la ilgili dünden bu yana ne söylüyor? Çok ilginç detaylar var. Tabii 4 yılda bir yapılan bir şampiyona, tüm dünyanın futbol sevsin sevmesin bir anda kendisini ekranın karşısında bulduğu bir şampiyona çok tartışıldı en başından beri. Neden tartışıldı? Biz de onlar üzerinden bakalım. Tabii ki ilk başta çok ciddi bir yatırım alanıydı bu Katar için. Altyapı sadece stadyum değil, otelden otoyollara kadar yapıldı. Ve de göçmen işçilerin ölümü çok konuşuldu. Doğru. Ekrana da gelebilir belki grafiğimiz, onun üzerinden adım adım ilerleriz. Şimdi rakamlar da çok karışık Senem burada. Örneğin 2010 yılından beri yani inşaatların başladığından beri şöyle deniliyor. 6000 işçi öldü. Yüzlerce işçi öldü. Ve bu sayı da değişiyor sürekli. Buna sadece işçi ölümleri yani inşaat sırasındaki ölümler değil, mevsime bağlı ölümlerin de dahil olduğu yönünde bazı tespitler ve yorumlar da var. Ama Katar yönetimi de diyor ki sadece 3 kişi öldü. Ki şampiyona da devam ederken 2 işçinin daha ölümü kayda geçti. Şimdi bir rakamda anlaşılmazlık var. Ama sonuç olarak şöyle diyor insan hakları örgütleri, en pahalı aynı zamanda en ölümcül şampiyon. Evet. Ve tabii ki ilk kez kış dönemi düzenlenmesi. Yani mevsim hiç alışık. Katar'da kış değildi. Katar'da kış değildi ama Avrupa'da sezonun tam ortasıydı. Kasım ve Aralık ayı ve bu bir ilk olarak tarihe geçti. Dolayısıyla şimdi yazın düzenlense mevsim koşulları açısından futbolcular, ziyaretçiler çok zorlanacaktı. Futbol kalitesi etkilenebilecekti. Sonuçta bakıldığında genel yorum şu, futbol kalitesi etkilenmedi. Hatta belki de hiç unutulmayacak bir final maçı da izledik. Bu anlamda bu tartışılan noktanın olumlu yönde kotarıldığını ifade edebiliriz. Şimdi alkol yasağı da çok tartışılı. Çünkü turnuvanın başlamasına birkaç gün kala denildi ki maçların oynanacağı 8 stadyum çevresinde alkol satışı olmayacak. Bu tabii ki özellikle batılı ülkelerde çok büyük tepki çekti. Bir hak kısıtlaması olarak görüldü ama İngiliz basınında çok güzel bir yorum var Senem. Ve şunu diyorlar, kendilerine başarı hanesi olarak ekliyor İngilizler. Çünkü ilk defa bir Dünya Kupası'nda gözaltına alınan bir İngiliz taraftar olmadı. Ha. Alkol içmedikleri için taşkınlık çıkarmadılar. Sky News'te çok ilgimi çeken bir noktaydı bu da. İnsan hakları da tartışıldı. Özellikle cinsel azınlıklar ya da kadınların hakları konusunda Katar çok tartışıldı. Bu yönde kısıtlamalar getirdi. Evet, Katar. Alman futbol takımının protestosu engellendi. Evet. Ancak Katar açısından durum çok farklı. Onlar da bir ırkçılık tartışmasını gündeme getirdiler bu şampiyona boyunca. Şunu dediler, biz bir Arap ülkesi olduğumuz için, biz bir Müslüman ülke olduğumuz için aslında kötü niyete, ırkçılığa, ön yargıyla yaklaşılıyor. Ön yargıya ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bütün bunlar da aslında Infantino'nun bir açıklamasında karşılığını buldu. Çünkü şunu demişti, Avrupa ülkeleri de önce kendi tarihlerine baksınlar, sömürgecilikle dolu. Evet. Önce biz özür dileyelim, sonra eleştirelim demişti. Ama bir de o, yani rüşvet iddiaları var tabii FIFA ile ilgili. Devam, daha başlamadan önce FIFA'daki zaten rüşvet skandalı Amerika Birleşik Devletleri'nin yolsuzluk soruşturmasıyla ortaya çıkmıştı. Katar'a yönelik iddialar vardı ve şampiyona devam ederken bu kez Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı milletvekillerinin Katar'dan Katar hakkındaki olumsuz kararları engelleyip olumlu karar çıkarılması için çok yüklü miktarda rüşvet aldığı iddiası ortaya çıkmıştı.
çıktı ki Qatar Gate olarak da bu da anılmaya başladı bu skandalda. Tabii ama mesela işte şimdi Katar'ın hanesine neler yazıldı evet. diye baktığımızda da değil mi hızlı birkaç şey söyleyebiliyoruz herhalde. Önemli noktalar var burada. Şimdi bir kez şunu söyleyelim. Dünya Kupası'nın ya da futbolun yönü yine değişti. Güney Afrika'ya gitmişti. Bu kez Orta Doğu'ya gitti. İlk kez bir Arap ülkesinde Dünya Kupası evet. düzenlendi. Bunu başarmak Arap ülkeleri için önemli ya da futbolun daha eşitlikçi, daha farklı yönlere gitmesi açısından da önemli ve tarihi. İlk kez bir kadın hakem maç yönetti ve Katar bu konuda tarihe geçmiş oldu. Hı hı. Bu tabii ki FIFA'nın kendi hedefleri doğrultusunda bağımsız bir şekilde ilerleyen bir süreçti. Futbol diplomasisi Katar'da çok iyi yapıldı. Şunun bir kere altını çizelim. Suudi Arabistan özellikle Arjantin'i yendiğinde ülkede tatil ilan edilmişti. Ve şunu da hatırladık. Netanyahu, İsrail Devlet Başkanı Suudi Arabistan'ın başarısını kutladı. Bir anlamda Arap ve İsrail ülkeleri arasındaki yakınlaşma burada karşılığını buldu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır lideri Sisi ile tokalaşması. Doğru, o fotoğraf da oradan. Açılıştan. Evet, bu da Katar'daki futbol diplomasisinde bir başarı olarak yine yazıldı. Şunu da söyleyebiliriz. Bir zamanlar Körfez ülkeleri ciddi bir krizle karşı karşıyaydı. Katar bir yana, diğer Körfez ülkeleri bir yana diye tanımlanan işte bu dostluğun, bu yeniden barışın Katar'ın başarıyla yürüttüğü Arap dünyasından bakıldığında çünkü sadece başarı görülüyor. Bu şampiyona onları yeniden birleştirdi diyebiliriz. Kendi aralarındaki diplomasiyi de perçinledi. Evet. diyebiliriz. Tabii ki Katar bir anlamda gelişimini sergiledi. Çok aslında doğal gaz zengini bir ülke, çok zengin bir ülke ama dünya sahnesinde yeni yeni başarılarıyla konuşulan bir ülke. Örneğin Afganistan barışına ev sahipliği yaparak adını duyuruyordu ama bu kez de böylesi büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirerek bir anlamda gösterdi. Ulus devlet inşasında da Katar'ın rol oynadığı genç bir ülke olduğunu evet. söylüyoruz. Kendilerine güveni geldi Katarlıların ve tabii ki Körfez ülkelerinin dışa açılmasında evet. bir dönüm noktası. Çünkü devam gelebilir Senem. Suudi Arabistan'da gelecek 20 yıl içinde bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilir. Evet yani tabii mesela bu özellikle statlar da çok konuşuldu değil mi? Oradaki evet. teknolojisi şeyi. Aha evet taşınabilir statlar yapıldı. Ama az önce Süheyla anlatırken de yani unutulmayacak kısımları da işte mesela Suudi Arabistan'ın galibiyeti. İran milli takımının aslında protestosu da çok önemliydi. Ve bence Fas da herhalde bu kupanın en sürprizi. Böyle başarılı yani, bir Afrika ekibi. Takımı değil ilk mi? Defa yarı final tabii. oynadı. Ve eldeki kadroyla bunu yapmış olmaları. Onlar da dünya futboluna başka bir şey anlattılar. Hı hı. Özellikle bu tür sömürge tarzı ülkeler ya da kendisi yetiştirmeyip vatandaşlarının başka ülkelerde yetiştirmiş olan futbolcuları kazanma ve onunla bir takım oluşturma, o kimyayı oluşturma konusunda bir ders verdiler adeta. Bizde de çok konuşuldu. Bunu biz de yapabiliriz anlamında. Onlar da bir yol açtılar. Hatta şöyle bir yorum yapılıyor. Bu Dünya Kupası zayıfların turnuvası. Örneğin Japonya hani futbol anlamında zayıf. Güney Kore, Fas çok büyük başarıları yok ama Titanların da finali. Bir anlamda zayıfları parlattı. Titanların da zaferini işte Arjantin'le Fransa arasında gösterdi deniliyor. Süheyla Demir, Fatih Demirkol çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi sözü